Define ve tarih sevdası kanalından tüm defineci arkadaşlar selam olsun. Arkadaşlar işaretleri paylaşmaya devam ediyorum ve bu işaretler yurt dışından geldi. Çok kaliteli işaretler. Bir kurbağa işaretimiz var arkadaşlar. Zıplama pozisyonunda duran bir kaplum şey kurbağa. Üst tarafına baktığımızda birleşme yapılmış. Bunun içi kesinlikle kontrol edilmesi lazım üst tarafı. Çünkü kurbağanın kendisi kayadan yapılmış ise altını veya üstünü kontrol edin hediyesi vardır arkadaşlar. Ve kurbağanın ağız tarafına baktığımızda 3-6-9 sistemi diye hareket etmemiz lazım kurbağa işaretinde. Çünkü zıplama pozisyonuna göre e, hazinenin defnedilmiş olması lazım. E, ve bu şekilde de çok denk gelindi arkadaşlar. Yani yüz vurulduğunda bu şekilde çok denk geldi. Ve burada baktığımızda Kurbağanın zıplama pozisyonu 6 adıma denk geliyor arkadaşlar. Hemen ağız kısmının ön tarafında ve ağaçların arka kısmına baktığımızda tümseyi görüyorsunuz. Zaten orada 2 tane sal taşı büyük bir sal taşı üzeri toprakla kapatılmış. E, muhtemelen dönem soygunu yemiş. Hemen işaretlemişiz. Muhtemelen dönem soygunu yemiş. Eğer ki açılmamış ise orası arkadaşımız kesinlikle orada çalışma yapsın. Hazinesi orada onu bekliyor. Kaliteli hazine işaretidir. Mezar anlamına gelmeyen bir işarettir arkadaşlar. Ee, şimdi kurbanın üst tarafına baktığımızda V şekli yapılmış zaten. Buradan net gözüküyor. V şekli hemen Y'ye dönüştürmüş. Tek çizik atılmış. Hemen gösterdiğimiz yere de gidiyor. Harika bir işaret. Burada kaplumbağa var arkadaşlar. Ağız kısım açık fakat ağız kısmı sağ tarafa. Yani şu an baktığımız yöne doğru yön vermiş. E, çok kaliteli bir kaplumbağa. Bunu şimdi videosunda izleyeceksiniz. Kaplumbağa mezar anlamına gelen bir işarettir. Fakat hazinesi mezarın içinde olduğunu söyleyen bir işarettir. Yine söylüyorum kayanın kendisi Bıttım. mezar kayanın kendisi kaplumbağa ise Altında içinde herhangi bir yerinde Hocam, yine 20 ile şimdi, 30 arasında bir hediyesi vardı biliyorum. Şimdi az önce gördüğümüz kaya önünden geçtiğimiz kaya mezardı arkadaşlar. İtiğim yerde. Kaplumbağanın ağız baktığı yön. Altın var. Yani şu an bakın arkadaşlar kaplumbağa doğru geldik. Kaplumbağanın Buyurun, hemen altıncık. ağız kısmının şuranın yön verme olayını Hem görüyorsunuz. Çok büyük bir kaplumbağa. Bize bakın şimdi orayı net göstereceğim size. Şimdi bu işlerde çok Hı -hı. iyi incelemek lazım. Baktığı Şunu yönü gördünüz. Az Yapışık. önce dediğimiz yer e, mezar dediğimiz yer. Hatta şu an köpeğin gittiği yer ve şurada kasamız duruyor arkadaşlar. O 20 ile 30 arasındaki kasa o alt tarafta baş kısmının alt tarafında yapıştırma bir şekilde bizi bekliyor. Orayı kontrol harbici edin. Harbici. cihazların alt tarafını Kapılıyor. kontrol edin ve en güzel yer az önce söylediğimiz karşıda gözüküyor kesim yapılmış bir kaya. Oranın içinde mezar var. Kaya mezar var. İçinde hazinesi vardır arkadaşlar. Çok kaliteli bir e, işarettir. İki çeşit <laughs> kaplumbağa var demiştik. Birincisi su kaplumbağası, ikincisi kara kaplumbağası. Ee, bir karar, bir karar. Buradaki arkadaşlar kara kaplumbağası ve Mezar, dakika, dur. su kaplumbağası direkt hazine ile alakalı ne ama kara kaplumbağası mezar Orada ile değilmiş. hazine olduğunu söyleyen Tam işaretlerden bir biridir. E, i̇şarete genel olarak bakarsan çok kaliteli yapmışlar. Yani işaretin kendisini kaliteli yapmışlar. Baş kısmı, e, durma pozisyonu <laughs> bakın arkadaşlar. Gerçekten harika bir şekilde yapılmış. Ama bunun üstünde, bakın arkasında da yumurtası var. Bunun üstünde kesinlikle hazinesi vardır. Altında veya üstünde. Burada aynı bölge yine bize X işareti yapılmış. Ee, sol tarafa doğru V şekli alt tarafa gösteriyor. Yine bize bir oda mezar alt tarafta kayanın altında. Son nokta olduğunu söylüyor. Yine hazinesinin olduğunu söylüyor. Belki belki şunu da söyleyeyim: Mezar görünümlü, içinde hazine olduğunu söyleyen bir işarettir. O yüzden ya açıp bakacaklar, ya da cihazdan kontrol edecekler. İçeride herhangi bir şey var mı, yok mu? Genelde mezarda yani direkt orada bir mezar varsa ilk işareti kullanmazlar arkadaşlar. Yani. X işareti mezarın nerede olduğunu söylemez size. Hazinenin nerede olduğunu söyler. X işareti sadece ve sadece mezarlarda kullanılmıyor. Hazinelerde kullanılıyor. Ama bu X işareti arkadaşlar iyi incelemek lazım. Bazen e, şaşırtmaca da oluyor. Ve bu X işareti bize tehlike anlamına da geliyor. Şimdi hazine ise burada tehlike, tılsım, tuzak anlamına geliyor. E, o yüzden genelde hazinelerde kullanılıyor. Çok kalitelidir. Bellidir yani kanal da verilmiş sağ tarafta alt tarafa yön vermiş. Girişin hemen kayanın alt tarafında oluyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize